Ahmet. Kardeşim sen bu arabayı kiraladın mı? Yoksa satın mı aldın la? Doğru söyle. Allah'ım. Aldım lan. Varlık içinde yokluk çekmekte yeminin videolu karşılıyorsun yala. Sen şimdi bana yemek ısmarlatıyorsun. Biriktirdiğin paralarla gidip araba mı alıyorsun Ahmet? Hadi lan hadi gecikmeyelim hadi. Kardeşim bu iş bu defa olacak galiba la. Vallahi olacak galiba. Ya bilmiyorum artık ben de Cemcir ya. İnsan işte kardeşim başarısızlığa alışırsa, yani bir alışkanlık haline getirirse başarısızlık işini, bu kötü bir şey değil mi? Ya velev ki diyorum kanal, arkadaşım biz bu diziyi beğenmedik, satın almıyoruz, gidin bunu çöpe atın dese, şaşırır mısın, şaşırmaz mısın lan? Şaşırmam. Şaşırmamız lazım işte Ahmet. Hayretlere düşmemiz lazım kardeşim. Demek ki doğrusu bu evlat. Ama bu iş kesinlikle olacak nokta net. Bak da gir. Olacak tabi lan. Eli mahkum hadi. Yalnız kardeşim araba çok güzelmiş ha. Hayırlı uğurlu olsun. Tak gibi maşallah. Sen şuraya bir tane şey yazsan olur ne olmaz. Küçük boy Kur'an. Bir de güneşliklere kardeşim duvara rastlıyoruz. Bak buraya karınca duası. Buraya pazar duası. A5. Tamam hadi. Hadi lan hadi lan. İlk olarak hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Gerçekten başarılı. Yani deyim yerindeyse harika bir iş çıkmış. Ciddi mi lan bu? Bence ciddi. Akışı, aksiyonu, gerilimi, komedisi tam kıvamında. Beğenmişler o zaman. Çok kim beğenmişler? Yüzümüze niye söylemediler? Bize niye söylemediler? Kendi sizsiz görüşmek istedi. Yüzümüze söylemek istemediler. Demek ki beğendiklerini. Gımbırlar. Sizin suratınız niye asık peki? Ayıptır sorması. Ama tabii birkaç önerimiz olacak. Nedir o? Birkaçsa önemli değil bence. Arkadaş bu ne ya? Çiçeklik böcek olduk. Birkaç ne lan? Evet, birkaç. Sade sivilcelerini yok etsin. Dik durmayı öğrensin. Hazır başlamışken misyon kursuna gitsin. O su dökme hareketi var ya süper o. Artırılabilir. Aleskla su dökme. Olsun. Bu olsun. Murat dişlerini yaptırsın. Yani estetik de olsa iyi olur ama vakit yok. Bu arada vakit olsa Murat'ı değiştirin diyeceğim ama. Ben seni deliyordum. Usutma ya. Başka? Ahmet çok iyi. Daha gazi olsun. Yaralanmış olabilir mesela. Ne bileyim takma kol, takma bacak. Duygulara da çalışalım. Ya da hiç olmadı kafayı sermiş komiser yapalım onu. Kafa gitmiş. Gitmiş kafa. Anladım. Bu arama da biliyorsunuz. Ama yine de siz bilirsiniz. Alo Fethi abi, bizim bir durum var şimdi burada abi. Kaset işi bizim yatmış. Alo. Alo. Kumanda lan bu. Arattırıyorsunuz bana. Ecevit çok iyi. Hiç değiştirmeyelim. İnsanların kendinden hissedebileceği kadar samimi, sıcak, içten. Tombul ve güzel olmuş. Çok iyi. Tombul. Ben de tombul severim evet. Ama adada kalırken deniz suyu falan yarasın ona biraz ya. Derisi parlasın. Kilo versin açlıktan. Bol bol güneşlensin. Deniz tarayesi. İyidir o. İyi gelir. Güzel olsun gitgide. Anladınız mı? Ama çok beğendim. Gerçekten beğendim. Tavsiyelerimiz bunlar. Ne diyorsunuz? Bir haftaya gelir mi yeni kaset? Gelir. Dedik. Bağırmayın hemen bir ya. Hakkı'yı duyduğunuz işte oğlum. Aklımızda yatanları yaparız diyor. Kanal böyle verecek tabii. İyi de o kadar çektik abi. Şimdi işin yoksa bir daha çek. Daha yayınlanacak da kim bilir parasını ne zaman alacağız. Senin işin var tabii Sadi. Ben canım işi de bıraktım. Annem gebertecek şimdi beni. Ben eve gitmesem mi acaba? Tabii tabii. İşim var ya benim markette. Tamam şey yapmayın ya. Ahmet sen de bir şey söylesene oğlum. O kadar dizi yaptım diyorsun. Havanı atmaya geldin mi birebir. Olur böyle şeyler desene oğlum. Genç dimağların heyecanlarını alsana oğlum. Ya eleştiriler o kadar da kötü değil bence. Bir hafta yapılmayacak bir şey yok. Yani. Tabii canım sana bir şey demediler ne de olsa. Dik durmuyormuşum. Samsun suyu içmiş adamım Ahmet ben. Başımız dik alnımız aktır bizim. Tamam sadece şey yapma gerek yok. La oğlum bir rahat ol la. Benim için de mesela vaktiniz olursa Muratçığım yeri değiştireyim dedi. Nedir yani? Yavşak. Ben bir şey diyor muyum Sadi? Tamam Murat şey yapma ya gerek yok. Arabaya da vurma bir daha. O teker var ya birkaç senin cansız, terbiyesiz herif. Canımdan can gitti be. Ayıp Sadi. O kadar üzülme ya. Benim için de çirkin derisi kalın şişko dedi. Demedi mi yoksa? Dedi sandım da ben. Evet öyle bir şey dedi. Üslup çok yanlıştı bence. Hadi ben kaçtım.
Ahmet ne diyeceğim bak? Ne diyor oğlum, bir işek la? Ya oğlum ben bir eve gideyim, üstümü başımı değiştireyim. Feride arayacak, işi bitince atraksiyon olur. Akşam güzel bir yere gideriz, şık giyineyim oğlum. Biraz da abinize saygı gösterin ya. Özel hayatım diye bir şey var benim. Ha? Yarın işte görüşeceğiz zaten. Hadi baş baş. Dikkat edin, tank ayağınızı ezmesin. Allah! Sade ne diyeceğim bak? İçecek mi la? Yok abi, markete gideyim. Benim işim var ya. Ben bizim müdürü dövmüş olabilirim. Tabii dizi başladı diye gaza geldim. Bir bakayım gerçekten dövmüş müyüm yoksa hayal mi diye. Muhtemelen dövdüm de işte. Fakirin ekmeği umut. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sadi. Ece ne diyeceğim bak? O zaman görüşürüz. Tamam. Sen de çok kafaya takıyorsun ya. Yapma böyle. Olur böyle şeyler. Tamam. Oldu o zaman, araşırız. İçme durumu falan olursa. Serpil. Ben Serpil'i unuttum ya.